Türkiye'nin örnek kulüplerinden biri haline gelen Atiker Konyaspor, bu değişimi büyük ölçüde kendisini her şartta destekleyen taraftarına borçlu. İyi ve kötü günde kulübünün yanında olan Konyaspor taraftarı, tribündeki tavırlarıyla da tüm Türkiye'ye örnek olmayı başardı. Centilmenlikten taviz vermeyen, şiddetten uzak olan bu duruşun itici gücü olan en büyük grupsa Nalçacılar grubu oldu. Tribün anlayışına yeni bir soluk getiren Nalçacılar grubu, Konyaspor Kulübü ve Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Fair Play Tribünde Başlar adlı eğitim programına hepiniz hoş geldiniz. Geniş stadımızla beraber Allah'ın nasip ettiği çok güzel bir stadımız var. Orada da emeğe geçen başta Tayran Kulübü olmak üzere bütün abilerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Yeni bir taraftar profili oluşturma adına hep beraber yola çıktık. Bunda da hep beraber burada olarak bu işin birebir taşıyatına, altına iniz olan arkadaşlarımız. Biraz heyecanlandım bile yani. Normalde biliyorsunuz yani. Allah'a abilerimiz. Sizleri gördüm.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki o ambiyansı bu taraftar kitlesini keşfetti. Daha sonra bizim gibi işte Antalya'da, Eskişehir'de veya başka şehirlerde aynısını yapmak zorunda kaldılar. Onun için sizlere bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü hocamız da biliyorsunuz hep söylüyor, bazı maçları biz taraftar desteğiyle aldık geçtiğimiz sezon. Ve ilk defa bu büyük taraftarı Avrupa'ya taşıdık. Hep beraber belki bir uçak dolusu da olsa Avrupa'daydık. İnşallah bundan sonra daha büyük bir kitleyle kendimizi inşallah Avrupa arenalarında göreceğiz. Bir Genk maçında yine 2000'e yakın taraftarımız oradaydı. Braga'da yine sizler oradaydınız. Ukrayna'da yine sizler oradaydınız. İnşallah bu örnek taraftarlığı her yere yayacağız. Malumunuz 6222 sayılı şiddet önleme yasası ile birçok şeyler kanunlaştı, yasalaştı. Bir de pasolik uygulamamız var biliyorsunuz. Biz senede 1 milyonun üzerinde pasolik'e para ödüyoruz. Yani 1,5 milyon TL civarında. Şimdi bakıyoruz bir Antalya maçında ceza aldık. Halbuki orada tespit edilen kişiler belli. 3 tane 10 yaşındaki, 12 yaşındaki çocuğumuz maç sonunda gitmiş, bizim kaptanımızdan forma istemek üzere sahaya girmiş. Bunu rapor ettiler. Daha sonra orada atılan belli sayıda bir çakmak var veya pet şişe var. Bir tane de raporlara limon girmiş. Bir tane de limon atılmış. Ve maalesef Antalya yöneticilerinin de karıştığı localarının önünde bir arbede yaşanıyor. Bunlarla birlikte maalesef bu yeni statta ilk defa statımız tamamen seyirciye kapatıldı. Yani pasolik ne için uygulamaya başlandı? Geldiğimiz noktada bakıyoruz, eksikleri çok. Biz eski statta da kendimiz bilet basıyorduk, kağıt bilet. Ve kombine kartlarımız vardı, bu manyetik kartlardan. Hiç para falan da ödemiyorduk, böyle 1,5 milyon falan para da ödemiyorduk pasolik'e. O zaman da biz zaten bu işi yapıyorduk. Dolayısıyla burada pasolik'i tekrar gözden geçirmek gerekiyor. O gün 30 bin kombinemiz var. 19 bin küsür sayılı bir seyircimiz vardı. Demek ki 11 bin kişi o gün orada değildi. Bakıyorsun bir sonraki Trabzon maçında 11 bin kişi de evinde olduğu halde veya dışarıda olduğu halde cezalandırıldı. Onun için bu uygulamaların eksiklerini bilememiz lazım. Pasolik bizden sürekli para alıyor. Karşılığında henüz daha bir şeyini göremedi. Sadece o zaman biz kağıt bilet bastırıyorduk. Şimdi pasolik kartı var. Ama bunu bir çok daha bir işlevsel hale getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ya bunları mutlaka hocalarımız sizlere bu şiddeti veya öfkeyi nasıl önleriz, nasıl stres yönetimi yaparız, bunu bir eğitimler de yapacak. İnşallah Türkiye'de bir ilk ama hocalarımız da zannedersem belki Avrupa'da, dünyada da ilk olabilir. Böyle bir taraftar eğitimine yine sizlerin ihtiyacı olmamasına rağmen bunu ilk olması hasebiyle sizler hak ediyorsunuz. Bu sertifikayı inşallah tüm Türkiye'de ve Avrupa'da ve dünyada kendinizden bahsedeceksiniz. Bizim çok daha büyük hayallerimiz var. Çok daha büyük hedeflerimiz var. Yani takımımızla ilgili, altyapıdaki gençlerimizle ilgili stadyumda ve yan sahalarda şu anda orası büyük bir kompleks haline gelecek. İnşallah onlar da Büyükşehirimiz tarafından ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından tamamlanacak. Bizler de Konya Spor Kulübü olarak elimizden geldiği kadar tüm bu eksiklikleri bizler de tamamlayacağız. Hayalcık tesislerimiz var. Anadolu Selçuklu'nun yine tesisleri var. Genç takımlarımız, yeni branşlar var. Tüm bunları hep beraber yapacağız inşallah. Ben bu mübarek günde çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çok sevindim, çok mutlu oldum. İbrahim kardeşimle hep konuştuk ama bu yeni dernek binası da inşallah
bir açılışla yapmadık değil mi? Evet. Onu da bir yapalım. Çok güzel bir eğitim salonuyla birlikte güzel bir dernek binasına kavuştular. Hak ettiler, hak ettiniz. İnşallah hayırlı olur. İnsanların hayatlarında aidiyetlerine bağlı olarak gurur duyduğu şeyler vardır. Bir Müslüman bir Türk evladı olmaktan gurur duyuyorum. Konyalı olmaktan gurur duyuyorum ve Konya Spor olmaktan gurur duyuyorum. Gençliğimizde, tabii siz o yılları bilmezsiniz, Konya'da çift takım, Konya Spor, Konya İdman yurdu. 8-0 yenildik ama ezilmedik havaların olduğu bir durum ve işler acısı pek çok tavlıydı. Şu anda gerçekten, ha bulunduğumuz yeri beğeniyor muyuz? Sayın Başkan'a sistemimizde biz gibi güç istiyoruz. Sahamızla, başkanlarımızın tavrıyla, hele hele siz taraftarların vefakar, cefakar davranışlarıyla bu takım inşallah çok çok daha güzel yerlere gelecek. Selçuk Üniversitesi olarak böyle bir toplantıda sizlere ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Türkiye'de hatta dünyada ilk dedi Sayın Selçuk Sevim Başkanı Globayı ve eğitimin hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şu anda yansıda gördüğünüz Fair Play topluluğumuz var. Selçuk Üniversitesi Fair Play topluluğunun akademik danışmanıyım. Orada gördüğünüz ödüllerde biri Dünya Fair Play Komisyonu tarafından Bakü'de aldığımız, biri de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından İstanbul'da aldığımız ödüllerin resimleri. Tabi bunlara bir teorik bilgi olarak söylüyorum ama öncelikle sizin gibi yıllar önce Konya Spor taraftarlığı amigoru yapan ve yıllarını bu caminin içerisinde dolduran rahmetli 2 yıl önce kaybettiğim babam Baba Köse, Konya Spor'un bildiği tanıdığı ismiyle ya da Köse dayı onu uğruyum. Orada madde 8 vardı. Der ki taraftar derneklerine taraftarın daha iyi, daha uygun şartlarda, daha uygun şartlarda maç izleyebilmesi için eğitim verilmesiyle ilgili bir madde vardı. Madde 8 mecburdu. Fakat şimdiye kadar o gün basın toplantısında da konuşuldu. Türkiye'de böyle bir uygulama olmadı. İlk kez böyle bir şekilde taraftar derneğinin ve sürekli eğitim merkezinin işbirliğiyle bir ders veriliyor. Bu yüzden ilk olma özelliğinden dolayı da 6222 kanuna göre ve diğer taraftarlara da diğer kulüplere de örnek olacağı inancındayız.